Herkese merhaba, ben Eternal PBA Türkiye kanalına hoş geldiniz. PBA Notları serisinin bu videosunda konumuz Zed olacak. Riot Captain Twitter'da Zed ile ilgili 9.4 yaması için planladıkları denge değişikliklerini paylaştı. Bu videoda konumuz Zed'e yapılacak olan dengelemeler olacak. Zed'in bazı yönleri zayıflarken bazı yönleri de güçleniyor 9.4 yaması ile birlikte. Bu tarz bir yerden kısıp bir yerden yükseltme işlemlerini dengelemeler diyoruz. Videoya başlamadan önce 20 bin aboneye doğru yaklaştığımızı belirtmek istiyorum. Çok güzel bir çekiliş planlıyoruz. Çekilişleri kaçırmamak için Twitch, Discord, Facebook ve Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Genel olarak Zed'in seviye atladıkça kazandığı saldırı hızı değeri %2.1'den %3.3'e yükseldi. Keskin Shuriken'in 1. ve 2. seviyedeki hasarı artarken 4. ve 5. seviyedeki hasarı düştü. 3. seviyedeki hasarı ise aynı kaldı. Ayrıca Q'nun saldırı gücü değerinden aldığı hasar oranının yüzdesi ise arttı. W'su canlı gölgeye çok önemli bir güçlendirme geldi. Bildiğiniz gibi Z bir yere W ile gölge bıraktığı zaman bu gölgeye geri dönebilmek için yeterli bir mesafede gölgeye yakın olması gerekiyor. İşte güçlendirme tam olarak bu noktada. Artık çok daha uzak noktalardan gölgeye tekrar ışınlanabileceksiniz. Gölgeye geri dönüş yapabileceksiniz. Şu anda sunucularda 1300 mesafe kadar yakınlık göstermeniz gerekiyorken PBA sunucusunda bu değer 1950'ye yükseltildi. 9.4 yaması ile birlikte artık çok daha uzak mesafelerden gölgenize ışınlanabileceksiniz. Ayrıca bekleme süresi değerleri de W'nun 1. 2. 3. ve 4. seviyeler için azaldı. Sadece 5. seviyedeki W'su sunucularla PBA sunucusundaki arasındaki değer aynı kaldı. Son olarak Zed'in ultisi ölüm işaretinin gölge hasatçısı pasifi kaldırıldı. Artık Zed gölge hasatçısı ile en güçlü rakibin saldırı gücü değerlerini kendi saldırı gücü değerlerine ekleyemeyecek. Şöyle son olarak nelerin güçlenip nelerin zayıflatıldığını özet geçmek istiyoruz. Zed'in seviye atladıkça kazandığı saldırı hızı değerleri tamamen güçlendi. Q'su ise taban hasar olarak düştü fakat saldırı gücü değerinden aldığı yüzdelik değerler yükseldi. W'su ise kullanım mesafesi ve bekleme süresi bakımından tamamen güçlendi. Ultisi ise tamamen zayıflatıldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz PBA notları serisi videolarında şampiyonlara gelecek olan veya gelmesi planlanan büyük dengeleme değişikliklerini paylaşıyoruz. Twitch, Instagram, Facebook ve Discord'da bize katılmayı unutmayın. Linkler açıklama kısmında olacak. League of Legends ile ilgili gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.